yapılan bazı değişiklikler var. Şimdi arkadaşlardan siz sunumda şöyle bir şey söylediniz. Dediniz ki biz sektörde arkadaşlar ne istiyorsa ona sürücüler. Göre değer sürücüler evet, ne istiyorsa ona göre doğru. Bir takım yenilikler yaptık. Bunlardan birisi de bu olabilir mi? Kesinlikle öyle. Basamaklar bir kere ayak basarken daha rahat basıyorsunuz dikkat ederseniz. Kaymazlık imkanı daha fazla, daha büyük basamaklar, daha derin aynı zamanda. Fakat en önemli özelliklerinden bir tanesi her bir üstteki basamak bir alttakinden daha geride. Dolayısıyla tırmanırken dizinizin çarpmasını engelliyor. İnerken de bir aşağıdaki basamağı görerek inebiliyorsunuz. Ayrıca bizim AS kabinde dikkat edecek özelliklerden bir tanesi de kapı en alt basamağa kadar uzuyor. Bu ayakkabı saklamak için imkan veriyor. İstediğiniz her iki basamaktan birinde saklayabilirsiniz. Muhtemelen üst basamağı kullanacaklardır. Diğeri de güvenlik. Trafikte kırmızı ışıkta durduğunuz vesaire ya da gece parkta birisi basamağa basıp aracın içini görmek istedi, uzanmak istedi. Bu imkana kavuşamıyor. Çünkü kapı eteği ta aşağı kadar indiği için. Aracımıza bindik. Duygu yakıştı mı? Çok. Vallahi çok ama. Çok güzel. Alayım mı bundan? Çok yakışıklı. Kaçırmayalım. Bence de kaçırmayalım. Şöyle. İlk önce emniyet kemerimizi takıyoruz arkadaşlar. Emniyet kemerimizi takalım. Ne olur ne olmaz. Her şekilde emniyet kemerimizin takılı olması gerekiyor. Evet, gerçekten aracın içine bindiğimizde ben edindiğim ilk izlenimleri söyleyeyim size. Ondan sonra da sözü Tansu Bey'e vereceğim, detaylı anlatsın. Ya tabii bütün araçları görüyoruz. Her aracın kendine göre özelliği var. Ben şimdi Iveco özelinde şöyle bir baktığım zaman bir ferahlık geldi içime ya. Bir ferahlık geldi. Sanki şu cam var ya, görüş mesafesi de büyümüş. Şimdi yolda giderken hani şöyle oturduğunuz zaman çok uzun saatlerde saatler yolculuk yapıyorsunuz. Şöyle bir önünüzün ferah olması lazım. Değil mi? Etrafı rahat görmeniz lazım. Tansu Bey'e hemen soracağım. Şimdi kabin büyüdü, kabin değişti ya. Bu zannediyorum bu cam, bu çerçeve, bu boyut da değişti. Şöyle bir yüksekliğine baktığımız zaman ya ben bunu göstermem lazım. Kalkıyorum, görüyor musun beni? 2 metre 15 santim. 2 metre 15 santim. Şimdi ben 1.70 boyundayım arkadaşlar. Ama bu şu yükseltinin şeyiyle birlikte. Evet. Vallahi çok güzel. Yani hem ferah hem de ben buraya erişebiliyorum. Bakın şurada bir karartması var. Gece dinleniyorsunuz. Karartma. Böyle var. Ondan sonra böyle bir sinekliği var. Bunlar standart özellikler. Standart özellikler. Evet. Sunroof. Gayet güzel. Işıklar falan. Yoldan geldiniz, şöyle bir uzandınız. Ortam şahane. Yani benim gözüme gördüğüm kadarıyla. Şuralarda cepler var. Askılıklar var. Ben biliyorum birçok kamyoncu arkadaş çok titiz. Hem kendisine hem aracına çok titiz. Hiç görmedim ben bir arkadaşın ayakkabılarıyla direkt aracının içine girdiğini, eşyalarını koyabileceği birçok, şimdi Tansu Bey'den detayları alacağız. Birçok bölüm var. Görüyorsunuz evraklarınızı buraya koyabilirsiniz. Ve şöyle oturalım yine. Ben şimdi Tansu Bey'e soruyorum. Ya koltuk çok rahat. Tansu Bey, nasıl yaptınız bu koltuğu? Bu araçtaki en büyük iyileştirmelerden bir tanesinde de sürücü koltuğu. Sürücü koltuğunun yapısı tamamen değişti. Sürücü koltuğu bir kere bazası ve oturma alanı daha indirildi. Ama ona karşın aşağı yukarı hareketi arttırıldı. Aynı zamanda yine sürücü koltuğunun ileri geri hareketi de arttırıldı. Aynı şey yolcu koltuğu içine geçerli. Şu anda benim oturduğum yolcu koltuğu içine geçerli. Bu yolcu koltuğunun da ileri geri hareketi
önemli şekilde arttırıldı. Demin bahsettiğiniz gibi aracın iç yüksekliği 2 metre 7 santimden 2 metre 15 santime çıktı. Tepede demin gösterdiğiniz tepe penceresi ya da sunroof %20 daha büyük eskisine göre. Ve içindeki sineklik standart olarak geliyor. Diğer bir özellik de aracın üst noktasındaki yatay mesafe yine artırıldı. Yani şunu kastediyorum, evet, üst yatağın dış ucuyla dolaplar arasındaki mesafe 78 santime çıkarıldı. Bu daha önce 44 santimdi. Bunda da önemli bir gelişme var. Daha ferah yapıyor değil mi içeriye? Daha ferah, aynen öyle. Ama bununla beraber bu üstteki yolcu ve sürücü üzerindeki dolapların da iç hacmi artırıldı. Keza buzdolabı çok daha büyük. İki tane buzdolabı var. Bir tane soğutucu, bir tanesi motorlu. Bunun bir tanesi soğutucu, o sizin taraftaki buzdolabı. Buradan uzanamadım ben, çekemedim açıkçası. Şuradan çekmeniz gerekiyor. Nereden çekmem? Oradan çekeceksiniz. Gelir. Evet, geldi. Bu buzdolabı gördüğünüz gibi eğer bir içecek alacaksanız bunu buradan alabiliyorsunuz. Yani kapağın tamamını açmaya da gerek yok. Bir dakika, kapağı da açmamız lazım. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Bunun içine bir dolu şey koyabilirsiniz. Gerçekten. Buzdolabı da gayet güzel. Uzun yolculuklar için ama kullanım sürelerini uyduruz. Ömrümüz bu araçlarda geçiyor. Ha, şu normal. Bu soğutucu. Diğeri buzdolabı. Buzdolabı o da. Evet. Yatakta sürücü kontrol paneli ortaya alındı. Sürücü oradan aracın klimasından kapı kilitlerine kadar, camların açık kapalı olduğuna kadar, ışıklara kadar her şeyi ortadan kontrol edebiliyor. Yani sürücü başını herhangi bir tarafa verip yattığı zaman da ortada araçla ilgili kumandalara rahatça ulaşabiliyor. Evet, şurada bir üst yatağımız var. Şimdi aslında Tansu Bey, yanlışsam düzeltin. Bu araçta çok farklı versiyonlar mevcut. Çift yatak, tek yatak, doğru mu? Tabii. İçinde bulunduğumuz araç AS kabin. Geniş kabine biz AS kabin olarak adlandırıyoruz. Yüksek tavan, çift kabinli. Gayet de bir normal tavan. Tek yataklı. Aynı zamanda yine AT kabin dediğimiz, AS kabin kadar geniş olmayan ama çift yataklı ya da tek yataklı alternatiflerimiz var. SV'lerin özelliklerinden bir tanesi de tampon istenirse, metal tampon ya da çelik tampon, nasıl isterseniz söyleyebilirsiniz, şeklinde yine parçalı olarak alınabiliyor. Alternatifler var. Şimdi biraz da ön panele bakalım. Önce direksiyondan bahsedeyim size. Evet, direksiyondan. Biraz bir kere daha direksiyonun altı evet düzleştirildi. Özellikle şoför inişlerine, binişlerine kolaylaştırılması için. Şu an mesafe arkadaşlar. Direksiyon hareketi biraz daha fazla. Bir öncekine göre her yönde. Ve bir açı değeri var mı bunun, kaç açı olarak bir şey verebiliyor musunuz? Yok, zaten maksimum standart. Bütün şeylere sahibiz. Hı-hı. Aynen öyle. Burada diğer bir özellik de start stop sistemi var bu araçta. Yani daha önce direksiyon kullanımında bulunan anahtar start stop sistemiyle orta konsola alınmış oldu. Daha önce bu anahtar sürücünün bacağını rahatsız edebiliyor. Trafik kazalarında yaralanmaların neden olabiliyordu. Dolayısıyla bu konuda da bir iyileştirme yapıldı. Biz zaten Türkiye'ye araçların tamamını otomatikleştirilmiş şanzımanlı olarak getiriyoruz. Gördüğünüz gibi şanzıman düğmeleri de yine bu start stop düğmelerinin yanında yer alıyor. Şurası anahtar yuvası. Anahtarı oraya koyuyoruz. Özellikle kaybolmaması için. Buna özellikle mi? Anahtarın oraya konmasının nedeni şey cebinde de taşıyabilir ama onun nedeni kaybolmaması için. Evet, çok güzel. Şimdi ön panelde yine burada bir ekran var. Bu ekranında neler, ne tür uygulamaları görebiliyoruz? Bunlarla ilgili bu, neler söylersiniz? Bu ekranda hem radyo hem de eğlence sistemi hem de sürüş sistemi ile ilgili bilgilerin hepsini alabiliyorsunuz. Demin bahsettiğim gibi bağlantı olsaydı bu araçta, yani bu araç bağlantı yapılabilir bir araç ama şu anda açık değil. Bağlantı açıldığı zaman
Yani sim kartla data transferi mümkün olduğu zaman buradan bütün bilgiler sürücüye ve filo sahibine gönderilebiliyor. Ama aynı zamanda bizim sürüş stili değerlendirmesi dediğimiz İngilizcesi driver style evaluation. Bu bizim aracımızda offline olarak çalışabildiği için sürücü her sürüşten sonra sistemden bir düğmeye basarak bütün geri bildirimi kullanımıyla ilgili, kullanım tarzıyla ilgili geri bildirimleri ve puanları alabiliyor. Yani ani frenleme, ışıklarda ani durma, ani gaza yüklenme, gereksiz direksiyon hareketleri, yüksek devirli kullanma ya da manuelde kullanacaksa, çünkü otomatik değiştirme şanzıman olduğu için isterse manuelde de kullanabilir. Geç vites değiştirme vesaire. Bütün bu bilgileri bu sistemden alabiliyor. Puanını görüyor ve kendisini geliştirebiliyor. Ona göre. Aslında şöyle bir şey var. Filo sahipleri için söylüyorum. Hani bir yerde şoförlerinizi de kontrol etmiş oluyorsunuz. Yani bu aracı doğru kullanıyor mu diye. Kendiniz de denetlemiş oluyorsunuz. Doğru kullanıyor musunuz diye. Bunun mesela sizin dediğiniz gibi hani şu andaki regülasyonlar izin vermediği için telefonla diyelim ki işveren şoförünü bağlanıp şu anda kontrol edemiyor değil şu mi? Şu anda izin yok. Evet. Ama onunla ilgili sistem yani gelişme olursa gelişme bizde olduğunda, altyapı mevcut. Evet, altyapı mevcut. Evet. Ne yapıyor, ne ediyor her şeyi takip etmek mümkün olacak. Aynen. Şimdi efendim araç çok güzel ama Tansu Bey'in tabii müşteriler çok fazla, çok beğendi. Herkes çok beğendi. Tansu Bey, herkes Tansu Bey'i istiyor. Burada Antalya'da hem bayiler hem önemli firmalar, kooperatifler gördük. Arkadaşlarla selamlaştık. Herkes burada aracı beğendi. Biz Tansu Bey'i bırakalım. Çok fazla. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben çok güzel ediyorum. Bir araç. Arkadaşlar, dediğim gibi bu güzel aracı Iveco'nun Türkiye genelindeki bütün bayilerinde yakından görebilirsiniz.